Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte insanlığın hafızası veya tarihin ilk giriş konularını açıklayacağız. Tarih nedir arkadaşlar? Kısaca geçmişle bilgi olarak adlandırılan tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşadıkları olayları yer ve zaman belirterek neden ve sonuç ilişkisi içinde bilimsel yöntemlerle inceleyen bir sosyal bilimdir. Tarihin konusu nedir? Kısacası açıklayalım. Geçmişten bugüne kadar insanların faaliyetlerinin sonucu meydana gelen olaylar. Örneğin 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı tarihi bir olaydır. Türklerin İslamiyet'i benimsediği tarihte bir olgudur. Peki Karluklar, Yağma, Çil gibi Türkler bu savaşta Çinlilerin karşısına geçip Arapların tarafına geçtiler ve İslamiyet'i benimsediler. Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisi nedir? Örnek verecek olursak, tarihi bir konu hakkındaki hazırlanmış bir kitabenin incelenmesi ve kaynak değerin bulunması için epigrafi, kitabede kullanılan dilin özellikleri için filoloji ihtiyaç vardır arkadaşlar. Tarihe yardımcı kaynaklardan antropoloji, insan fiziksel sosyal kültürel gelişimini inceleyen bilimdir. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerini aydınlatılmasında yardımcı olur. Arkeoloji, toprak su altında kalmış tarihin malzemelerin ve kalıntıların bazı kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmasını sağlar. Özellikle tarih öncesi dönemde ait bilgilere bu bilim dalı aracılığıyla ulaşılabilir. Coğrafya, yeryüzünü ve iklim koşullarını, insan topluluklarının yaşam biçimleri ve faaliyetlerin üzerindeki etkileriyle ilgili olarak önemli bilgiler sağlar. Diplomatik, devlet arası yazışmalar, fermanlar, resmi belgeler inceler. Edebiyat, tarih konuları içeren şiir, hikaye, destan, roman gibi edebi metinler incelenmesine yararlanmıştır. Epigrafi, anıtlar üzerindeki yazılmış yazılar, kitabeleri inceler. Etnografya, toplumların yaşayış, geleneksel örf ve adetlerini inceler. Filoloji, toplumların tarafından kullanılmış dilleri farklı yönleri ve özellikleri açısından konu edinir. Eski dillerde yazılan metinler çözümlenmesi sağlar. Heraldik, devlet ve hanedanlara ait armalar inceler. Hukuk, insanların birbirleriyle ve devleti kurdukları ilişkide uygulanan kuralları inceler. Kimya, karbon 14 metodu ile tarihte yardımcı olan kaynaklarmış. Bugün bayağı bir hastayım. Sesim de pek iyi çıkmıyor. Neyse. Kronoloji, tarih olayları zaman ve oluş sırasına belirler. Ninozmatik, paraları inceleyen bilim dalıdır. Özellikle eski devirlerde ve Uygurlara ait parasını inceler. Yani ninozmatik neymiş? Paraları inceleyen bir bilim dalıymış. Paleografi, eski yazıları inceler. Çivi yazısına günümüze kadar yazının geçirdiği aşamaları da irdeler. Paleografiymiş. Ya var arkadaşlar sonunda. Paleo. Paleo'dan aklınıza gelen sanat tarihi geçmişte günümüzde ortaya konmuş. Mesela Pablo Picasso'nun eseri olabilir. Zaman ve tarih kavramlarını kısaca açıklayacağız. Tarihte bilinen ilk takvim Sümerler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Ay takvimidir. Bu takvimde ayın hareketleri esas alınarak ayın dünyanın etrafında 12 kez dönüşü 1 yıl 354 günü olarak hesaplanır. İlk güneş takvimi Mısırlarda kullanılmış. Bu takvim zaman içinde Jolin takvimi veya Gergelon yani takvimine dönüşerek günümüzde kullanılan miladi takvimin temellerini atmış ya da oluşturmuş. Bu takvimde güneş esas alınır ve dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşü 365 gün, saat 1 yıl kabul edilmektir. Bu miladi takvim Hristiyanlara ait bir takvimdir. Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarını yapıldığı M.Ö. 776'yı. Roma şehrinin kurulduğu M.Ö. 1753'ü. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye güçlü hicret olan 622. Hristiyanlar miladi takvim Hazreti İsa'nın doğum tarihi başlangıç olarak kabul edilmiştir. Miladi takvimde Hazreti İsa'nın doğumu 0 milat olarak kabul edilir.
0 yılından önce dönemi milattan önce, milattan sonraki dönemi ise milattan sonra denir. Milattan önceki tarihler 0'a doğru yaklaştıkça küçülür. Milattan sonraki tarihler de günümüze doğru yaklaştıran büyür. Bu bölümlere göre Batı Roma İmparatorluğu çöküşe kadar, bazılarına göre Hristiyanlığı Roma resmi din olarak kabul edildi. 336-337'ye kadar olan devre eski çağ denir. Bu tarih İstanbul'un fethi olan 1453 yılına veya Amerika'nın keşfi tarihi olan 1462 yılına kadar olan devre orta çağ denilmektedir. 1453'te 1789 yılındaki Fransız İhtilali'ne göre olan devre yeni çağ, Fransız İhtilali'nden günümüze kadar olan devreye yakın çağ denilmektedir. Bu çağ sistemi Avrupa merkezli bir bakış açısından ürünüdür. Zira başlangıç ve bitiş tarihleri Batı dünyası için önemli gelişmeler içermektedir. Şöyle bir kronoloji olarak sınıflayalım. Eski taş devri 600. Milattan önceyi soruyoruz. Orta taş devri işte ne bileyim 1 milyon mu lan? Yeni taş devri 8 bin, maden devri 5 bin. İlk çağ 0, orta çağ 375, yeni çağ 1453, yakın çağ 1789. Kavimler göçü, orta çağ, İstanbul'un fethi, yeni çağ, Fransız ihtilali yani 1789 ihtilalleri diyebiliriz. Yani şöyle, orta çağda kavimler göçü var 375, İstanbul'un fethi yeni çağ 1453, Fransız ihtilali yakın çağ 1789. Yani günümüzdeki olaylar nereye gidiyoruz orası soru işareti. Şu an hala Fransız etkisindeyiz. Yani Fransız ihtilalinin etkisindeyiz. Mesela cumhuriyetçilik, laiklik gibi felsefeler, işte partilermiş, bilmem neymiş, işte siyasetmiş vesaire vesaire. Çoklu parti sistemi bilmem ne. Son olarak da 12 hayvanlı takvim, 12 yılda devrilecek şekilde düzenlenen bu takvim her yıla bir hayvan adı verilmiş. Tabi bunu Türkler bulmuş arkadaşlar. Türkler. Hicri takvim Müslüman Araplara Hazreti Ömer döneminde hazırlanarak kullanılmaya başlamıştır. Hicri takvim de önemlidir. Evet arkadaşlar, Hicri takvime kadar kaldık. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum kanalımıza.